Hemen şöyle boşaltalım. Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Terbiyeyle başlıyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurt döktük. Sevdiğimiz baharatlardan. Bu şey konusunda çok takılmayın. Terbiye konusuna yarım çay kaşığı karabiber, az bir kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, kekik. Kekiği az koyacağız. 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı civarında domates salçası, yarım fincan zeytinyağı. Yarım fincan zeytinyağı döktük. Elimizde sıvı yağ, zeytinyağı hangisi varsa onu atacağız. Hemen içine şöyle bir de sarımsak ezeyim. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz olsun. Dana eti olmadığı için yumuşamasında falan herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sarımsağı da attık. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Bunu birbirine alıştırıyoruz, çırpıyoruz. Terbiyemiz gördüğünüz gibi hazır. Tavuğun iç platosu, göğsünün içinden çıkan ince yer. Bu ucuz oluyor arkadaşlar. Lezzet olarak da, yemek olarak da aynı. Evlerde çocuklarınıza çok rahat bir şekilde, çok güzel bir şekilde yemek yapabilirsiniz. Çok fazla illaki göğüs olsun diye takılmayın. Zeytinyağın özelliği de dolaba girdiği zaman şimdi ne yapacak? Donacak, tavukların üzerine yapışacak. Ortalama 2 saat kadar dinlendireceğim. Siz isterseniz mesela diyelim ki zamanınız var. 1 gün, 2 gün bunu dinlendirebilirsiniz. Bozulma yapmaz. İstediğiniz zaman misafirlerinize yedirebilirsiniz. Difrize atarsınız. Difrizde de diyelim ki 15 gün sonra, 1 ay sonra misafiriniz geldi. Bunu çıkartıp misafirinizi çözdürüp ikram edebilirsiniz. Şöyle görün iyice bir. Terbiyemiz hazır. Şimdi sıra geldi diğer malzemeyi göstermeye. Tavuğumuz terbiyede. Ben arpacık soğanları hazırladım. Aslında bunlar arpacık soğan değil. Bunlar köy soğanı. Şöyle bir tanesini göstereyim. İçinden en ufaklarını seçtim. Bunu soyarken de ne yapacağız arkadaşlar? Dağılmasın diye. Şu kısmını almayacağız. Bura kök kısmı, bağlantı kısmı. Yemeklerimizi yaparken, bu tür yemekleri yaparken buna çok dikkat edeceğiz. Ocakta ne kadar pişerse pişsin, bu kök kısmı ne yapacak? Soğanımızın dağılmasını önleyecek. Hemen onu da göstereyim ben size. Bunların ikini ben aldım ama size göstermek için ne yaptım görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kök kısmını almayacağız ki. Bu ızgarada, tavada, şişte hiçbir şekilde dağılma yapmaz. Şimdi diğer malzemeyi tanıtalım. Her zaman söylediğim gibi elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Baktım dolaba biberler acı. Bir de normal yeşil biber yok. Geçenlerden kalan bir dolmalık biber vardı. Onu kullanacağım. Bir tane de kapya biber. Aç dolabını ne varsa. Hemen şöyle domateslerimizi de doğruyoruz. Arkadaşlar burada sarımsağımız da var. Şöyle göstereyim. Soğanlarımız, biberlerimiz, domateslerimiz, sarımsaklarımız hazır. Tavuğumuz terbiyede. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Şöyle biraz ısınmasını bekliyoruz. Tabii ki bu mühür tavası. Ama biz bunda güzel bir yemek çıkartacağız. Şöyle yağımızı ilave ediyoruz. Yağ biraz daha az olacak. Tavukta yağ olduğundan dolayı. İşe soğanlarımızla başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımız karamelize olmaya devam ediyor. Arada bir karıştırıyoruz. Soğanlarımızın karamelize işlemi tamam. Bu şekilde ben size göstermiş olursam ne olur? Sadece sizi kandırmış olurum. Yemeği yerken ne olur? İstediğiniz lezzeti alamazsınız. Ağzınıza hatır otur gelir. Bunun gerçekte olması gereken ne? Hemen şöyle ayrı bir tavanın içine alırız. İçine az bir su ilave ederiz. Kapağı kapatırız. Suyunu çekene kadar, içinde yağ kalana kadar pişmesini sağlarız ki içinde soğanlar hamur gibi olsun. Aynı tavuğa biberlerimizi dökeriz. Biberlerimizi mühürle işlemine başlarız. Hemen şöyle yapalım. Biberlerimiz gördüğünüz gibi karamelize oldu. Sarımsağını ilave ediyoruz. İki de sarımsakla karıştıracağız. Sarımsağın kokusu ağır, baskın olsun diye en son kattım. Yan tarafta da soğanlarımız olmak üzere. Lezzetli bir yemek istiyorsan bunun da bir emeği olacak. Biberlerimiz de hazır. Hemen şöyle soğanımızın kapağını açalım. Gördüğünüz gibi içinde su kalmadı. Çok az bir su oranı kaldı. Geriye kalanı yağ.
Domatesimiz var. Domatesimizi en son katacağım. Sulandırmasın diye. Kapağını kapa diyorum. O orada karamelize olmaya devam etsin. Tavamızı kontrol ediyoruz. Tavamız ısınmış. Tavuklarımızı içine atıyoruz. Böyle bir birer birer aynı sayar gibi birbirinden ayıracağız. Yapışma olmasın. Eşit bir şekilde mühürlensin diye, lezzetli olsun diye. Tavuklarımızın hepsini birbirinden ayırdık. Altının kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer taraflarını çevireceğiz. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Şöyle kenardan bir bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde 1 gram su kalmadı. Sadece yağ kaldı. Ne yapıyoruz? Domateslerini ilave ediyoruz. Tavuğumuz baharatlı olduğundan dolayı sadece buna yeteri kadar tuz atıyoruz. Pul biber atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ortalama 1-2 dakika domatesleri terletiyoruz içinde. Çamur etmiyoruz. Hemen tavuğumuzu kontrol ediyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tavuklarımızı çevirmeye başladık. Tavuklarımızın hepsini çevirdik. Tabii ki ev ocağı nereden ateşi fazla vurursa o taraftan daha çabuk pişiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Hemen şunu da gösterelim. Altını kapattım. Kendi buharında serletmeye bıraktım. Hemen tavuğumuzun öbür tarafında kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi tavuğumuz pişti. Biri size sorarsa güzel yemek nasıl yapılır diye, hemen diyeceğiniz ki işte bu şekilde yapılır. Tavukları şöyle bir kenara yanaştırayım. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar 30 yıllık usta işi, 30 yıllık usta yemeği. Hemen şöyle boşaltalım. Şu dilinin bir tane yanık yerini dahi bırakmayacağız. Asıl lezzet orada. Efsane yemeğimiz, efsane tavuğumuz hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Yemeğimiz bu. Şöyle ne yapıyoruz? Soğanlarımızı da şöyle kenarlarına koyuyoruz. Bu tarifler çok önemli tarifler. Bu tarifleri kaçırmayın. Çok iyi takip edin. Bunlar size her zaman lazım olacak tarifler. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.